Herkese selamlar. TP-Link modemlerde Wi-Fi şifresi değiştirme ve modeminize kablosuz olarak bağlanan kişi sayısının görüntüleme şeklinde göreceğiz şu anda. Onun için öncelikle modeminizin arayüzüne giriş sağlamamız gerekiyor. Wi-Fi'ye bağlı iken modeminizin arayüzüne giriş sağlayabilmemiz için bir Google tarayıcı sayfası açıyoruz ve en üst kısımda şurada URL yazan kısımda şu rakamları yazmamız gerekiyor. 192 168.1.1 Bunları bu şekilde yazdıktan sonra Enter tuşuna basmamız yeterli. Şu anda modemin arayüz şifresine giriş sağlayacağız. Evet. Bunu girdikten sonra modemimizin e, modemimizin arayüzüne giriş sağlayabilmemiz için kullanıcı adı ve şifre istiyor bizden. Türk Telekom modemlerinde kullanıcı adı admin'dir. Küçük harflerle. Şifresi ise Türk Telekom'dur. Bunu açıklama kısmına bırakıyor olacağım sizler için. Daha önce girdiğim için ben de kayıtlı. Oturum aç diyoruz. Bizden eğer ilk defa giriş sağlamışsanız e, yeni bir şifre isteyecek sizden. Türk Telekom'du ya hani şifre orijinal şifresi. Değiştirmenizi istiyor. İsterseniz değiştirin. Değiştirdikten sonra kaydettip ilerleyebilirsiniz. Yok hayır kalsın istiyorum, istiyorum diyorsanız geç deyip ilerleyebilirsiniz. Hiç bunlarla uğraşmak istemiyorsanız. Karşınıza öncelikle bu şekilde bir e, sayfa geliyor şimdi kablosuz ağ şifresi nasıl değiştirebiliriz sol taraftaki menüde kablosuz ayarlar var şurada gördüğünüz gibi baktığımızda evet şurada da iki tane e, Wi-Fi adı göreceksiniz 2.4 GHz 5 GHz bunların ne olduğunu bir önceki videoda anlatmıştım e, merak edenler izleyebilirler 2.4 GHz modeminizin ismini değiştirmek istiyorsanız burada zaten orijinal ismi var. Buradan bunu siliyorsunuz. istediğiniz ismi yazıyorsunuz. Yalnız Türkçe karakter olmaması gerekiyor. Yazdıktan sonra şuraya kaydet demeniz yeterli. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aynı şekilde şifre için de geçerli. Şifreyi siliyorsunuz. Sildikten sonra istediğiniz şifreyi belirleyip yine aynı şekilde minimum 8 karakter ve Türkçe karakter içermemesi gerekiyor. Kaydet demeniz yeterli. Aynı şey 5 gayet içinde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi isimli şifresini değiştirebilirsiniz. Burada bir dipnot eklemek istiyorum sizlere. Bunları yaptıktan sonra şuna dikkat edin arkadaşlar. Yani kanal ayarı var burada. Burada birden 13'e kadar, 12'ye kadar kanallar var. Bu yani bir tanesini seçmiş olmayın. Bunu kesinlikle otomotiğe almış olun. Aksi takdirde yani otomotiğe almazsanız e, aşırı derecede ping yükselmesi ve yavaşlık yaşayabilirsiniz. Bunun otomatikte olması gerekiyor. Çok çok önemli bir şey bu. Bunu da bir önceki videoda anlatmıştım. Bilginiz olsun. Wi-Fi şifreniz ve modeminizin adını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Çok basit. E, mobilden de giriş sağlayarak bu kanaldan bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Mobil e, Wi-Fi şifrenizi değiştirdikten sonra öncesinde ya da daha sonra kaç kişi bağlı olduğunu görebilirsiniz. Yani şurada gördüğünüz gibi mesela 2.4 GHz benim Wi-Fi'me 2 kişi bağlı. 2 tane cihaz bağlı. 5 GHz ise bağlı değil. Değilse burada zaten sıfırdır. Şunu bu şekilde kablosuz durum kısmından kaç kişinin bağlı olduğunu görebilirsiniz. Daha ve siz misafirleriniz varsa şifrenizi değiştirerek e, bunu bertaraf edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu konu haricinde veya bu konu dahilinde sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum kısmına kesinlikle sorabilirsiniz. Bununla ilgili olarak mutlaka dönüş sağlıyor olacağım. Görüşmek üzere.